Herkese merhaba. Bu çok uzun zaman sonra okul vlogu çekmeye karar verdik. Çünkü çok tepki yani ilgi gördüğünü gördük ve bayağı yorum ve sorular da vardı. Ayrıca Instagram'dan bana da çok soru gelmeye başlayınca dedik ki o zaman bir tane daha çekelim. Okul vlogu çekelim. Normalde bizim okulumuz bitti bu arada, mezunuz ama benim birkaç işim vardı. Mezun olmadan size okulu gezdirelim istedik. Evet, hem de girebilirken. Hem de soruları cevaplayalım istedik. Bu arada Zehra çok zor girdi. Almadılar da. Direkt yani mezun olur olmaz bu kadar şey yapacaklarını düşünmemiştim. Benim bir tane dersim kaldı. Dersim değil de böyle bir şeyim kaldığı için yastıcım ben girebiliyorum ama Zehra'ya error verdi turnikeler. Ben dedi giremezsin bana dedim girerim ve girdim. Hadi o zaman okulu gezmeye başlayalım. Yorumlardan hangi fakülte veya bölümü istediyseniz onları daha çok gezeceğiz ve yorumlayacağız. Hem de gelen soruları şey yapacağız. Yine isterseniz aşağı yazabilirsiniz. Evet o zaman başlayalım. Şu an burası okulun ortası yani kampüsün tam ortası. Burada böyle herkes genelde çok dolu oluyor şu an yaz diye. Burada da aynı şekilde. Şurada Star var. Şurada da bir kafe var. Şurada Mado var dondurmacı. Bu arada okulun içine Carrefour açmışlar. Şuradan içeride orayı da gösteririm size. Orada da yemek alanları var. Şurada diş hastanesi var. Ama navigasyon. Öyle, burası A kapısı. A kapısından girince böyle bir yerle karşılaşıyorsunuz. İlk olarak gastronomi bölümünden başlayacağız. Tıp fakültesi de yazmışsın ama tıp fakültesine giremeyeceğiz lütfen. Çünkü onun binası da biraz şey olduğu için hani girebileceğimizi düşünmüyorum. Şurası zaten. Hani şurası tıp fakültesi ve şey hani hem de hastane. Ama diş hekimliğini falan gösteririz tabii ki. Burası E kapısı. E kapısından girince hemen E blokta zaten. E kapısından da E blokta. Burada moda tasarım var ya. Burada moda tasarım var. Şeyma Subaşı buradan çıkmış ona göre. Umarım çıkabiliriz yani şu an buralar çok karışık ama burası moda tasarım fakültesi. İşte şöyle bir kafeterya var. Zaten burası hep açık oluyor. Burası şu an tekstil kokuyor. Burası moda tasarım atölyesi falan var burada. Orayı da gösterdim. Şöyle. Yani güzel ama bunların dikiş şeyleri yok mu? Başka şey mi? Umarım bunları çekiyorum diye bir şey olmaz. Ya şu saatten sonra ne olabilir ki? Burası da kumaş atölyesi anladığım kadarıyla çünkü baskı çünkü makineler falan var şöyle hatta şurada bir sürü kumaş var. Evet tişörtler falan var. Şöyle ışıkları kapalı ama Zehra şu an aydınlanıyor. Çok güzelsin. Değil mi kumaşlar falan? Annem buraya getirmeliyim. Ya zevkli bir bölüm ama ne bileyim. Sevmek böyle lazım ya. Evet yani. İstemeden yapılacak bir bölüm değil çünkü. Bizim bölüm gibi.
şimdi moda tasarımı bence, ya işte moda tasarımı zaten burası, atölye falan. Aynen. Yani bölüm dersleri büyük ihtimalle burada işleniyor. Yani ben beğendim, güzel bir yer ama ne bileyim, İlendirin. Tasarım. Hani güzel tasarım yapamıyorlar anladığım kadarıyla, ışık. Burası da moda tasarım sınıfı galiba. Böyle tasarım yapıyorlar şurada çünkü ayakkabı tasarımı. Ayakkabı anladığım de... kadarıyla. Şöyle çizimler. Aslında eğlenceli bir bölüm de ya bunların zevki yok ya da böyle belli bir konuya göre yaptıkları için zevksiz yapıyorlar. Yani mesela şunlara bakar mısınız? Bu fakültede şöyle kocaman bir iğne iplik var. Yani çok pardon şey düğmeyle iğne. Ne diyorlar şuna? İğne. İyi hayır başka bir şey. İğne. Tığ. Tığ oha. Tığ başka bir şey. Tığ. Burası acil çıkış ama okulda genellikle her türlü merdivenler kullanıyoruz biz. Evet biz genellikle bunu kullanıyoruz. Evet. İlk yapıcılıkta. Bize asansör yaz. Arkadaşlar okulun bu merdivenleri çok meşhur. Niye bilmiyorum. Yani ben okula gelmeden önce bu merdivenleri biliyordum. Sen biliyor muydun bu merdivenleri? Biliyordum. Buradan zevkle indim ilk inişimde. O kadar mutluydum ki. Ama çok yoruldum. Burada O blok, G blok, H blok. Bir de M blok. Hepsine bir yerden gidebiliyor. Evet buradan böyle bir 2-3 tane yol var neyse. Gastronomi bu bölümü yani bildiğimiz kadarıyla bu blokta, O blokta. Şimdi oraya gidiyoruz. O amfiler falan da hatta şurada bir tane amfi. Burada mıydı? Şurası boş. Bu küçük ama. Yani bu küçük amfi yani. Bizim okul amfileri böyle. Bizim dersler genelde burada oluyordu. Evet var. Bizim bir dersin yani şey ders şeyleri burada oluyordu. Işığı yaksana. Evet. Ama zaten büyük ihtimalle bu sıraların hepsi sandalyelerin hepsi dolmuyor. Ya da bizim bölüm boştu. Bizim bölüm boştu. 15 kişisinde olur. Burası o. Ya burası bana bir hastane vibe veriyor. Böyle koridorları falan. Ne bileyim. Ama güzel. Kötülemeyeceğim çünkü. Burada şey işte gastronomi bölümü. Bence güzel ya MasterChef. Her an MasterChef'e şey yapabiliriz. Evet. Şu an bayağı gastronomi bölümüne girdik. Burada galiba lavabo, bulaşık bulaşık yıkanıyor. Burada yine bir şey. Aa bu şey değil mi? Kıyma makinesi mi? Onun gibi değil mi? Şundan anladım. Kıyma makinesi. Yok. Türk patates, domates, sandviç patates. İşte cahillik seviyesi. Yemekler sadece yemek yemek. Burada kasap reyan. Ha bak bu işte kıyma makinesi. Geçen kasaba gitmiş. Sınıflara buradan giriliyor. Evet oradan da giriliyor. Buradan ama şey kart gerekiyor galiba buradan girmesi için bu öğrencilerin yoksa ders saati açılıyor mu? Çok mantıklı. Elimizden veriyorsun. Ha, aa, bir soksanıza her haline. Çok havalı. Elim güzel pek havalı. Burası da işte bildiğimiz... Aslında gastronomi bölümüne hiç girmedim ama hep böyle bir yer hayal etmiştim yani.
şöyle, şurada işte kızartacak bir bakalım bir şeyler var mı? Öğren, ben çok beğendim bu arada bu sınıfı, renkleri, renkleri. Evet, şu an yemek ya, her an yemek yapabilirim. Şöyle, burada sınıflar var. Aa, çay yeri falan. Oha, bir sürü kahve makinesi de var. Burada ama kahve biter derim bir günlük. Ara öğünüm için bir tava buldum arkadaşlar. Şuna bakın, büyüklüğünü anlamak için. Büyüğü makarna yapıyorumdur. Ama güzel ya, ben beğendim burayı. İşte burası gastronomi bölümü. Bir de bir alt katta var sanırım. Burası da giriş, diğer bir giriş. Bu da böyle bir sınıf var. Tam bir şey, master chef, master class veriyorsunuz. 5, 4, 3. Kanseri yeni atlattım. Çok kötü. Allah'ım. İşte burası da böyle bir sınıf. Maksat dalga geçmek yani. Maksat espri. Açın. Oha, nasıl espri. Ben. Burası da başka bir sınıf. Burası da başka bir sınıf. Burası daha böyle beyaz, üst kat kırmızıydı. Girişler yine aynı şekilde buradan da ama kapı açılmıyor şu an. Bu arada girdiğimiz yer tatlı bölümüymüş, onu öğrendik. Üst kattaki daha, evet. Büyük ihtimalle burası da tatlı bölümü. Üst kat daha yemek üzerine. Çünkü ocak falan daha çok var. Evet. Ama burası da güzel. Burası da beyaz, üst kat. Ben kırmızıyı daha çok beğendim. Tatlı. Burası da tatlı bölüm. Şu an tanıtım yapıyorlar. O tanıtım bitsin, çekeceğiz artık. Burası da iyi geçecektir. Tatlı sevmem ben. Evet, ben tatlı sevmem. Evet, burası pastacılık olabilir çünkü hep şey. Yo, yukarıdaki de pastacılık. Ama orada hep ocak var. Yani burada daha çok tezgah çok fazla var. Yani çok fazla var. Üst katta bu kadar yok. Yazar şurada. Burası da gastronomi bölümünün bir alt katında mimar restorasyon bölümü yapmışlar. Yani bölüm dersleri büyük ihtimalle atölyeler vesaire buradadır. İlerideki oha, evi böyle olsun istiyorum. Ben bak böyle bir ev istiyorum. Aha, daha güzel. Havuz da var. Havuz da. Çeyli'de. Orada Çeyli Belediyesi. Bundan sonra Rize'de de var. Çayını bunu yapalım çayla. Oha, ne kadar çok sert. Doğru söylüyor. Bunu yapan çayla. Ne zaman maketleri dokunuyor? Az önce ben vuruyorum. Aa, bu gideceği şey değil miydi? Üsküdar şey Bebektepe miydi? Üsküdar Balat. Boğazın altındaki. Ha. Ona benziyor. Onun balkonuna benziyor. Olabilir. Ya da ondan eski. Burası H blok. Buraya ben ilk defa girdim. Ne laboratuvarıydı? Fizyoloji
burada laboratuvarı. Hani çıkarken bir bakarız, ben de unuttum. Çok garip şeyler var. Sağlık Bilimleri Fakültesi burası herhalde. Gözün görüyor mu? Oha, onları yapacağım. Şurada galiba bir şeyler öyle bakıyorlar. Bana bakma, o kadar çok bilmediğim belli ki. Şurada elektrofayes laboratuvarı. Hiçbirinin terim anlamlarını bilmemem. Burada bir makine var. Yani biz burada herhalde. Biz burada bassalar diyecekler, hırsızlar. Gerçekten var ya. Ya ne kadar güzel, burası serin bayağı. Burası ne laboratuvarı? In vitro ve in vivo. Organ inceleme laboratuvarı. Göz falan mı acaba? Bizim cahillik seyircilerimiz. Burada galiba şey. Ha, mikrop falan inceliyorlar. Hiç. Neyse, biz bilin bilen illerken var. Şunun anlamını anlayamadım. Niye bu kadar küçük? Burası ne? Grup çalışma sınıfıymış. Bize lazımdı böyle bir sınıf. Evet. İklimsel test laboratuvarı. Bunun kapısı çok tuhaf. Ve çok ağır bir şeye benziyor. Bunun içine girdin mi kaldın ha? Arkadaşlar bu bildiğin şey. Kasa gibi. Çok korkunç. Çok korkunç. Burada kaldım, düşünsene. Hayatta da kimse sesini duymadı. Burası bir küçücük böyle bir şey. Kasa gibi. Şey oluyor ya, kutular. Aha. La Casa de Papel'de ama şey. Kasa hırsızlar. Camı falan tutuyor. Şurası ne? Ben her kapıyı açıyorum böyle bilmeden. Ay pardon. Bilmediğin kapıları açarsan ölüyorum. Adam içeriden bana bakıyor. Git. Çıkalım. Aynen. Merhaba. Video çekiyorduk da bakayım dedim orada hangi sınıf var. Şey mi, okul için? Evet, okul için. Şey, tanıtım için. Kusura bakma. Pazartesi günü ders var isterseniz, pazartesi günü. Pazartesi günü. Kalabalık olacak. Ne ders var pazartesi? Yaz okulu mu? Ha, July, summer school. Ha. Kusura bakmayın, siz de rahatsız. Aldım buraları da tekrar dinleyelim. Biz şu an H bloktan da çıktık. Zaten gastronomi bölümüyle bu gösterdiğimiz sağlık, şu an ismini unuttum. Hepsi mavi merdivenin. Hepsi yan yana, o mavi merdivenin üst katında. Şurada D blok var. D'ye gideceğiz. D'de hukuk bölümünü gösterecek. Bir de biz işleriz yani. Buradan şey. Hukuk fakültesinden. Buranın sınıfları çok güzel bu arada. Hayır, ben seviyorum bunu, kocaman adalet yazısı falan var. Adalet. Nasıl? Aa burada burası şey. Otomobil. Burayı da çekelim gelmişken. Ben bu şeyi böyle okulda şeyde kullanmıştım tanıtım videosunda. Aa. Burada arkadaşlar. Hemen farklı bir bölüme geldik. Çok iyi bu arada. Bayağı iyi. Burası şey. Yani ne bölümü olduğumu unuttum. Yani ne diye geçiyor? Teknolojisi. Otomobil teknolojisi bölümüymüş. Burada motor falan yapıyorsunuz, petrol. Petrol. Benim bir araba koşuyor. Evet, aa Zehra. Hayır o değil, bak şu. Koş. Koş arabaya. Şimşek mümkün demez mi? Bu ne şey? 2042 yılında hani gösterirler ya. Zehra'nın arabası. Zehra'nın arabaları. Helikopteri var bir tane de. Şurada da bir laboratuvar var. Ama buradaki laboratuvar bayağı şey. Merhaba. Şöyle makinalar. Burası bayağı şey gibi ya, sanayi. Güzel. Öyle yani. Şey nasıl gidiyor? Neye? Burası D'nin zemin katı. Şurası galiba o mahkeme gibi olan sınıf. Bakalım.
Şu an tercih dönemi ya, tüm sınıflar açık. Evet. Yaz kızım. Aa, böyle misin? Burası yani da... Böyle şey bekliyordu biraz daha. Hani suçluyu ortaya... Ay yok abi, Zehra şey... Zehra iyice şey arıyor. Hakim Bey! Bulduk sonunda. Hukuk sınıfları burası. Mesela burası... adalet sınıfı. Şöyle... Bakın buranın tam amfi. Yani burası büyük bayağı. Adalet! Adalet! Adalet sadece duvarda yazan bir yazıdır. O öyle miydi? Bu ülkede adalet sadece duvarda yazan bir yazı. Ay öyle bir şeydi. Ya bu sınıfların tek bir sıkıntısı var bence. Burası okulun kliniği. Şurada hatta hasta var bir tane. Şöyle burada ders de görüyorlar bu arada. Hem burası tam anlamıyla klinik anladığım burası kadarıyla. Klinik ya. Çünkü böyle... bir sürü var. Aa evet, biz burayı çektik ama yayınlamadık. Zehra dedi ama kestim orayı. Çok güzel. Çok böyle tam dişçi kokuyor yalnız. Şey kokusu. Ağzını böyle sıkıyorlar ya, su. Böyle yani. Yalnız buradaki ışık da çok iyi. Burası ne diye geçiyor? Dur şurada yazıyor. Yine burası o bir gazetecilik şey iletişim fakültesinin binasında. Yine burası Ekside. Şaşırmadık. Az önce gösterdiğim klinik bu arada. Okulda galiba yani okulun kliniği dedi ama öğrenciler de vardı. Aynı böyle masalar vardı. Burada galiba protez diş falan yapıyorlar. Burası bilmiyorum. Altı odası. Ya alçı odası mı? Göstereyim. Öyle yazıyordu kapıda. Burası alçı odasıymış arkadaşlar. Keseler bunu. Şu ayı bu tam şey değil mi? Gel dişini oyacağım. Ben de ayıyım. Hadi ne var? Anne çok gergin. Burası ne laboratuvarı? Bir baksana kapısına. Ne? Burası da manipülasyon laboratuvarıymış. Yani manipülasyon benim bildiğim üst üste resimleri koyarak yani birden fazla resmi bir adet resim oluşturması. Acaba diş yapıyorlar direkt. Ağız kapı çıkartıyorlar ya acaba ama. Aa implant yok. Ben ama implant. Yok ağız. Burası da neydi? Manipülasyon laboratuvarıymış. Yani dişçilik bu kadar, bu kat böyle bir de var. Burada zaten hep cam böyle, işte sınıflar falan gözüküyor, lavabolar bu tarafta. Buranın bir alt katı da, burası eksi bir, bir alt katı işte stüdyolara iniyor. Sizin böyle. Evet.
Şimdi oralara indim. Oralarda bir döçek var çok zevkli. Hem de ben yine SUV'ydim. Buradan çekelim mi? Çekiliriz, dur. Bu katta görsel tasarım koordinatörlüğü varmış. Şöyle, ama buradan stüdyoyu üstten göstereyim size. Burası ses için. Şey var mı? Açsana aşağı. Aa. Buradan ses için şey yapabiliyoruz. Ses. Ay ya, atla yalnız şey yapmıyor. Bu da işte şey, stüdyo yani. Masa, konuk. Grup fotoğraf falan yapmıştık. Magazin. Suat kullanmıştı. Bunların hepsini bu arada kullanabiliyorsunuz. Şurada kameralar var. Biz burada ödev yapmıştık. Program çekmişlerdi. Suat, arkadaşımız Suat'ı konuk olarak aldık. Şurası neydi? Promotör mü? Pontör mü? Öyle bir şeydi. Buradan yazı çıkıyor, işte sunucu veya spiker şey, bakarak okuyor. Şuradaki ışıklar, bu ışıklar da çok yetekli. Şurada da edit. Ne diyorlardı buna? Reji. Heh, burada reji var. Şuradan kontrol ediyorduk. Yani şöyle bir şey var, okulun öğrencilerine... Okulun öğrencilerine karşı şöyle bir şey var. Mesela burası kilitliydi. Anahtarı isteyince direkt veriyorlar. Veya kameranız yoksa kamera isteyince veriyorlar. Hani ödevim var, kamera istiyorum falan deyince veriyorlar. Onda hiçbir sıkıntı yok ama çok ticari kafasında çalışıyor. Mesela bu kız 2 yıl önce bu bölüme para yatırmış. Derslerin bittiği gün okula almayacaktınız. İnsan bir okula sokar değil mi? Mezunuz. Gelsin ha. Daha görsün, belki bir daha kayıt olmak ister. Ben sınava girdim, belki yani. Bir daha kayıt olacağım. Hevesimi kırdılar. Ben sınava gideceğim o yüzden. Sorulan sorular ne vardı? Şimdi şöyle bir şey var, Instagram'dan da bana birkaç tane soru geldi. İlk önce onları cevaplayayım. Sorudan ilk soru işte okul hangi yerde, ayrı ayrı mı yoksa hepsi bir yerde mi? Hepsi bir yerde, hepsi Florya'da, sadece hazırlık bölümü işte bahçeli evler tarafında. Okul olanakları çok fazla. İçeride kafe, mekan, hani çeşitliliği çok fazla. Şimdi Carrefour açtılar. Biz mezun işte bu dönem Carrefour açtılar, çok güzel. İçeride saç boyasına kadar var. yemek yiyebileceğimiz yerler çok fazla. Okulun dışında da çok fazla var ama okulun içinde de var. Okulun yemek katı var. T blokta yemekhane var. İki tane mi ne? Onlar daha uygun mekanlara göre. Starbucks var, Big Mama's var, işte okul kafeteryası. Hamburgerci var, okulun kafeteryası var. Mado var, dondurmacı var. Yani mekan önerisi çok fazla okulun. AVM gibi. Yani. Evet. O olanakları çok fazla ve dediğim gibi biz mesela fotoğrafçılık bölümü okuduk. Bizim sınıfta kamerası olmayanlar da vardı ama ödev olduğu zaman veya sınav final projesi verildiği zaman üst kattan rica edince direkt veriyorlar. Hani diyorsun. Bir hafta istiyorsun, evet. Bir hafta verebiliyorlar. Hani veya ses cihazın mı yok, yukarıdan istiyorsun stüdyodan veriyorlar direkt. Yani o konuda hiçbir sıkıntısı yok bizim bölüm açısından. Diğer bölümleri yani bilemem. Ama daha fazla çok şey merak ediyorsanız sorularınızı alta yazın, bayağı bir soru. Biz onları cevaplayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Artık bir dahaki video ne videosu olur hiç bilmiyorum. Hadi o zaman kapatalım. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Bay bay. Bay bay.